Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri öğretmenliği alan eğitiminde tekrar dersleri yapıyorduk. 100 tane soru çözdük. 101. sorudayız. Şimdi 101. soruya geçmeden önce bu YouTube çok güzel bir şey. Ondan sonra YouTube'a atıyoruz bunları. Bir arkadaşımız çok dikkatli. İki kişi hatta. İki kişi, bir tanesi İskenderun'dan bir arkadaşımız. Bir tanesi de tanımadığım bir arkadaşımız. İzlemişler. Eski soru çözümlerinde ondan sonra bir yerde bir dikkatsizlik yapmışız. O dikkatsizlik yaptığımız 20. soru oluyor o. Hiç kimse de fark etmemiş. Ondan sonra dikkatsizlik yapmışız. Hani dinleyen öğrenciler de fark etmemiş. O soruyu YouTube'a girdim. O soruyu kestim, attım. Ondan sonra YouTube'da şu anda o soru yok. O soruyu dikkatsizlik yapmışız. Şimdi o soruyu bir daha çözeceğim. Doğrusu şimdi yayınlanmış olacak yani. Yirminci sorumuz. Şimdi bu daha önce çözdüğümüz bir soru. Gözden kaçırdığımız bir şey varmış. Doğrusunu şimdi anlatıyorum. O noktayı da dikkate alarak. Sonra 101. soruya geçeceğim. İlk sıcaklığı eksi 30 derece olan 1 gram buz, 1 gram buhar haline geçerken sıcaklığın verilen enerjiye göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Öğretmen yandaki grafiği vererek öğrencilere şu soruyu sormuştur. Çalışmanın iki bölümünde çizgi grafiği neden yatay seyretmiştir diyor. Merve'nin verdiği cevap şöyle. Bu evrede madde ısıyı alamamıştır. Muhtemelen ısı izolasyonu vardır. Hayır, ısı alamazsa hal değişimi olmaz. Merve'nin dediği yanlış. Furkan, bu evrelerde molekül uçu bağların koparılması için alınan enerji harcanmıştır. Burada molekül içi bağlar diyor. Şimdi bir kere şunu anlayalım. Fiziksel değişimde moleküller arası, yani H2O ile şu H2O, şu H2O. Bir sorun var herhalde. Ha, hocam soru bizde gözükmüyor diyor. Tamam, pardon. Gözüküyor hocam bizde. Gözüken var, gözükmeyen var. Herkes görsün diye ben değiştirdim şimdi. Gözükmüyor hocam. Şu an geldi. Heh. Son konuşan kim? Beyza. Ha, Beyza, tanıdım sesinden. Ondan sonra biyoloji Beyza değil mi? Yok fen hocam. Aa, tamam. Şu anda göremeyen birisi varsa 20. soruyu yazsın bakayım ben bana chatten. Şimdi baştan başlıyorum. İlk sıcaklığı eksi 30 derece olan 1 gram buz, 1 gram buhar haline geçerken sıcaklığın verilen enerjiye göre değişim grafiği verilmiştir diyor. Çalışmanın iki bölümünde yatay gitmiş eksen. Öğretmen de soruyor. Neden diyor böyle yatay gitmiş buraları diyor. Ne olmuş diyor. Merve diyor ki bu evrelerde madde ısıyı alamamıştır. Muhtemelen ısı izolasyonu söz konusudur oralarda diyor. Yanlış. Isı izolasyonu olsa hal değişimi olmaz. Hal değişimi gözüküyor zaten burada. Furkan diyor ki bu evrelerde molekül içi bağların koparılması için alınan enerji harcanmıştır diyor. Şimdi burada molekül içi bağlar diyor. Bu su fiziksel değişim oluyor. İşte buhar oluyor. Buzdan sıvıya dönüyor. Sıvıdan buhara. Burada molekül içi yani H-H-O arası bağlar kopmaz. Burada H2O olduğu gibi durur. Yanındaki H2O olduğu gibi durur. H2O ile H2O arasındaki bağlar kopar. Fiziksel değişimde bu olur zaten. Molekül içi bağlar dediği için Furkan'ın söylediği şey de yanlıştır. Selvi, evet bu evrelerde sıcaklık artmamıştır ama maddenin iç enerjisi artmıştır diyor. Doğru. Doğruyu mu soruyor, yanlışları mı soruyor? Kavram yanılgısı diyor. Merve ile Furkan doğru cevap D'dir. Şimdi arkadaşlar birkaç tane açıklama yapmam lazım. Birincisi, bana YouTube'dan da, WhatsApp'tan da, telefonundan da çok mesaj geliyor, şu geliyor. Hocam kavram yanılgısıyla kavram kargaşası arasında ne fark var diye. Ben de söylüyorum, dilimde tüy bitti. Allah için ÖSYM, fende, fizikte, kimyada, biyolojide, bak, fende, fizikte, kimyada, biyolojide, sınıf fende. Bir soru verip o sorunun doğru cevabı kavram yanılgısı olup seçeneklerde kavram kargaşasını vermiş mi? Birinci sorun bu. İkincisi, doğru cevap kavram kargaşası olup doğru seçeneklerde kavram yanılgısını vermiş mi? Öğrencilerin ısrarla kavram yanılgısıyla kavram kargaşası farklı şeylerdir gibi söyleyip şey yapıyor. Bu bir yayınlardaki bazı hocaların, herkesin değil, bazı hocaların
analitik düşünme problemiyle ve öğrenciye karşı direnememekle alakalı. Bak ben de zorlanıyorum direnirken, değil diyorum. Valla içimden ay şu fark var deyip söyleyesim geliyor. Yok, fark yok. Şimdi kavram kargaşasıyla kavram yanılgısının ÖSYM'de bir soru sorulup beraber verilip verilmediğine bir bakın. Bu çok önemli bir şey. İki, yayınlardan öğrenmeyi bırakın. Bilimsel şeylerden öğrenin, ÖSYM'den öğrenin. Bu iki. Üçüncüsü, mesela böyle çok güzel dikkatli arkadaşlar var. Çok güzel takip edenler var. Onlarla yolumuza devam edeceğiz. Dikkatli takip etmeyenler, yapılacak bir şey yok ondan sonra. Benim de çok hoşuma gidiyor. Böyle en ufak bir şeyi bile görüyor. Burada bir dikkatsizlik yapmışız falan. Ondan sonra çok teşekkür ederim o arkadaşlara. İki kişi hatta. Şimdi üçüncü bir olay. Mesela bir soru. Bundan önceki zannedersem 18. soruydu. Bir arkadaşımız, ha pardon, tabii 18. soru. Daha önce çözdüğümüz. Hocam diyor, bu soru yanlış değil mi diyor. Ben de dedim ki ÖSYM'nin 2015, herkese söylüyorum. Benim çözdüğüm 18'in soru zor bir soru. O sorunun orijinali için ben değiştirdim bu soruyu biraz. Ondan sonra 2015 ÖSYM ÖABT birinci soruya bakın. Aynı mantıkla sorulmuş bir sorudur. Neden böyle oluyor? Öğrencilerin büyük oranında 150'den fazlası yayınlar ne sormuş biliyor, ÖSYM ne sormuş bilmiyor. Onlara dikkat edin. Bakın istiyorum. Geçtik. 101. soruya geldik. Nasıl geldik 20. sorudan 101. soruya? Jet hızıyla geldik işte. Efendim 101. soru. Hocam bir de rica etsem 85. soruyu tekrar çözer misiniz diyor. Vallahi dersin sonunda bir daha hatırlat Nur. Ben 101'e konsantre oldum şimdi. Aslı öğretmen slide ile yukarıdaki resmi göstererek okçunun atışı ve okun hedefe saplanması arasında havada geçen sürenin tümünde okun üzerine etki etmekte olan net kuvvet ve kuvvetler neler olduğunu sormuştur. Öğretmen okun yaydan çıktıktan sonra, bak bu çok önemli, okun yaydan çıktıktan sonra yani havadayken, onu bir şey yapalım, şöyle havadayken havada geçen süreyi sorgulamaktadır. Hangisi kavramlarız? Şimdi burada ne etkir? Bir, havadayken yer çekimi kuvveti G aşağıya doğru etkir. Havanın sürtünme kuvveti etkir. Peki okçunun germe kuvveti üzerinde midir? Hayır, temas bitmiştir. Germe kuvveti yoktur. Burada en zor olan bu. Şimdi bu 101. soruda ilk önce çözelim. Çok şey anlatacağım bu 101. soru. Çok önemli. Bu sene bir daha bunu sorarlarsa artık yeter diyeceğim. Temcit pilavı gibi soruyor. Ama yani ayırt ediciliği çok yüksek oluyor çünkü yapılamıyor. Şimdi burada hangisi kavram yanıtı içermemektedir diyor. Arzu da diyor ki sürtünme kuvveti ve yer çekimi etkir diyor. Doğrudur. Bu doğrudur. Haşim diyor ki yayın gerilme kuvveti temas bitmiş. Yayın gerilme kuvveti üzerinde devam etmiyor. Sadece okun atış kuvveti okçu atmış bitmiş gitmiş. Sadece sürtünme kuvveti, bu da yer çekimini ihmal ediyor. Sadece etkiye karşı tepki kuvveti hiç alakası yok. Şimdi buradaki temel sorun şu. Bir sürü öğrenci, ben bunu etütlerde çözdüğümde hocam bu tarafa gidiyor. Bak hatta bir öğrencimi tahtaya kaldırdı dedim. Çok hoş tartıştıydık. Hocam dedi, bak dedi bu tarafa gidiyor dedi. Dedim gidiyor. Ha dedim. Gidiyor işte dedi, bak çizdim dedi. Kuvvet var dedi. Ha dedim. Ben dedim buz patenin üstünde biri beni itse, sonra teması bitse, kimse temas etmiyor ama bir saniye önce itmişler beni, iki saniye önce, ben şu anda buz patenin pistinde böyle gidiyorum. Ondan sonra veya bir araba gaz pedalına basılmış, enerji verilmiş, ondan sonra kuvvet verilmiş. Daha sonrasında araba şu anda gaz pedalına basmıyoruz, boşta gidiyor. O anda üzerine kuvvet uygulanıyor mu dedim. Uygulanıyor tabii dedi. Ne kuvveti uygulanıyor dedim. Ondan sonra vallahi dedi gitme kuvveti uygulanıyor dedi. Peki dedim benzin harcanıyor mu dedim. Yok dedi benzin harcanmıyor dedim. O zaman dedim enerji harcanmıyorsa kuvvet de yoktur dedim. Anlamadı ondan sonra. Sonra çizdim tahtaya. Bu neyi çizdim? Galileo'nun anlattığı hikayeyi çizdim. Aristoteles ve Orta Çağ. Aristoteles Orta Çağ'da değildir. Aristoteles Antik Çağ'dadır. İlk Çağ felsefecisidir. Ama Aristoteles'ten Orta Çağ'ın sonuna kadar ve Galileo'ya kadar eğer bir hareket varsa üzerinde mutlaka kuvvet vardır diye düşünüyor. Ama bu işi Galileo'ya tersine çeviriyor. Diyor ki kuvvet başka bir şeydir, hareket başka bir şeydir. Ve şuraya gelmek istiyorum. Bu arkadaşımızın buraya çizdiği
kuvvet değildir. Hız vektörüdür. Ve kuvvet şu anda uygulanmıştır. O kuvvet bir hız ve ivme üretmiştir. Burada da daha sonrasında Newton Hazretleri müthiş o denklemini söylüyor. F eşittir ma diyor. Şurada oluşan şey F'tir. Bir kuvvet oluşturuyor. Şurada ise o kuvvetin oluşturduğu kütleye bir ağ ile acceleration yani ivme oluşturuyor. Ondan sonra hikaye budur. Bunu fene 3 kere, fiziğe 3 kere tam 6 defa sordular. Tabii okçuydu, taş oldu, birisi taş atıyordu falan filan, silgi atıyor havaya falan filan. Değişik değişik senaryolarla aynı soruyu sordular. Şimdi bu 101 önemliydi arkadaşlar. 101'de ben anlamadım, takıldım diyen varsa sorsun. 101 çok önemli, çıkabilecek bir soru. 102 sürekli üzerine sürekli sabit hareket pardon ben de yanlış okudum. Üzerine sürekli sabit kuvvet uygulanan cisim hızı artarak sabit ivmeyle hareket eder. Sürtme kuvveti ihmal ediliyor. Bu ilkeyi öğrencilere örneklendirmek isteyen bir öğretmen aşağıdan söylemesi gerçeğe en yakın modelleme olur. Harika soru olmuş. Neden harika dedim? Çünkü aşağıdan hangisi en iyidir, hangisi doğrudur demiş. Gerçeğe en yakın modelleme demiş. Çünkü gerçeğe tam yakın değil. Çünkü sürtünmesiz ortam yok dünya üzerinde. Ya da doğal şartlarda yok. Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor diyor. Evet, 102 için yorumunuz nedir? Harika, harika cevaplar. Arkadaşlar bunun doğru cevabı D'dir. Çok güzel. Çok zor bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Ondan sonra. Şimdi okçuyu fırlattıktan sonra ok hızlanarak hedefe çarpar. Hayır, hızlanarak hedefe çarpmaz. Belki yavaşlayarak. Tabii bir bölümde hızlanarak olabilir, bir bölümde yavaşlayarak olabilir. Ama bunun yanlış olmasının sebebi sabit ivme ile hareket etmemesi. O noktadan sonra sürtünme kuvveti olması. Yani burada sürtünme kuvveti olduğu için bunu alamayız. Frene basınca arabamızın savrularak durması sabit ivme değildir. Bunu alamayız. Bence burada kuvvetli çeldirici C. Uzay mekikleri uzay boşluğunda sabit hızla yolur. Ama bu sabit hızla demiyor, sabit ivmeyle diyor. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim hızlanarak yere çarpar. Bu doğrudur. Ama sorunun zorluğu şurada. Sabit ivmenin hızlandırdığını bilmek lazım. Biliyoruz ama çeldirici kuvvetli bence. Uçaklar havada fren yapamazlar. Hiç alakası yoktur. Doğru cevap D'dir. Ben çıksa çok insanı telef edeceğini düşünüyorum. Bir yazın bakayım ya. Şu 102. soru sizce kolay mı zor mu? Bir yazar mısınız? Çok merak ettim. Bence zor bir soru. Bazen tutturamıyorum böyle. Ne dersiniz? Zor mu kolay mı? Begüm zor diyor. Zor değil diyen var. Zor diyen var. Zor diyen var. Bak Sinem Hoca şöyle diyor. Sinem Karaca. Hocam zor, şıklar çok iyi diyor. Yani aslında sadece şunu söylesen öğrenci tamam mantıklı der. Ama şıklar bayağı kuvvetli çeldiriciler var. Ben de katılıyorum buna. Sürtünmesi ortam dediği için uzay diyen şıkkı işaretleyebilirdik diyor. Ben de katılıyorum. Güzel. Efendim 103. Aşağıdakilerin hangisi fen bilimlerinin birinci bilgi kaynaklarından değildir? Arkadaşlar olgular, olaylar, deneyler, düşünce deneyleri, gözlemler birinci kaynaktır. Ama modeller birinci kaynak değildir. Modeller birinci kaynaklardan aldığımız verilerle iletişim kurmak için, öğrenciye üretmek için, birbirimize anlatmak için öğretmen olarak yaptığımız çizimlerdir, üç boyutlu modellerdir. Birinci kaynak değildir. Mesela atom modeli diyoruz. Atom modeli de birinci kaynak değildir. Atom modeli Rutherford'un, Niels Bohr'un düşündüğü şeylerdir. Orada birinci kaynak atomun davranışından aldığımız olgu ve olaylardır. Geçtik. 104. Aşağıdakiler hangisi fen bilimlerinde sınanabilir, iyi düzenlenmiş bir hipotez olarak tanımlanamaz? Şimdi bu soru benzeri. Tekrar tekrar söylüyorum. Ondan sonra başımıza iş açılmasın. ÖSYM sorularının aynısını almıyoruz. Değiştiriyoruz. Esinleniyoruz falan filan. Şimdi 104. Aşağıdakiler hangisi fizikte soruldu bu soru? Benzeri. Çok da zor bir soru. Hatta yanlış falan dediler bu soruya. Değil. Yani çok güzel bir soru. Zor bir soru yalnız. Aşağıdakilerden hangisi fen bilimlerine sınanabilir, iyi düzenlenmiş bir hipotez olarak tanımlanamaz?
Bir nesnenin ısısı arttıkça sıcaklığı da artar. Bakayım ne yazmışlar? D mi diyor Esra? Onlar. Bunun doğru cevabı A'dır. Neden bu sınanabilir bir hipotez değildir? Çünkü hal değişimi anında ise bu hipotez yanlışlanır. Hal değişimi anında değil, aynı halin içinde sıcaklık artışı anında ise bu hipotez doğrulanır. Yani hipotezler ya net yanlışlanacak ya da net doğrulanacak yapıda olması lazım. Peki bunun nasıl kurgulanması lazım? Bunun şöyle kurgulanması lazım. Bir nesne hal değişimi dışında ısı alıyorsa sıcaklığı artar denmesi lazım. Veya hal değişiminde ısı alan bir nesnenin sıcaklığı artmaz denebilir. Yani bir hipotezin net olması lazımdır. Bu netlikten uzak olduğu için A bilimsel bir hipotez olarak tanımlanamaz. D ışığın dalga boylarının sürati farklıdır. Test edersin, farklı olmadığını anlarsın, yanlışlarsın. O iyi bir hipotezdir. Hipotezler yanlış argümanlar olarak da yazılabilirler. Sonra yanlışlanırlar. Soru soruyor arkadaşlar. Burak bir şey soracak. Sor Burak. Hocam A dedikten sonra hocam deyince bir şey soracağını zannettim. Ha tamam. Geçtik. 105. Aşağıdakiler hangisi fen bilimlerinde tümden gelimsel bir düşünme biçimini örneklendirmektedir? Bunun da çok zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Size bırakıyorum. Hadi bakalım. Yalnız böyle bir soru çıkmadı. Bu orijinal. Ben hazırladım bu soruyu. Hani çıkan soru tiplerinden değil. Bir cevap geldi. Başka cevap istiyorum. Hadi bakalım. Bir sınayın kendinizi. Zor soru. Onu söyleyeyim baştan. Evet. Ben cevabı söylüyorum. 105'in doğru cevabı A'dır. Şimdi ilk önce D'den başlayayım. Çok D'denmiş. Periyodik cetvelde yer alan tüm elementlerin kaynama noktası farklıdır. Öyleyse kaynama noktası madde için ayırt edici bir özelliktir. Tümden gelim değil, tüme varımdır. Yani D'yi konuşuyorum. X1 farklı, X2 farklı, X3 farklı elementlerden bahsediyorum. X4 farklı. Öyleyse ayırt edici bir şeydir demek bir tüme varmaktır. Tek tek elementlerden yola çıkıyoruz. Ama A'yı konuşuyorum. M1 çarpı M2 bölü R kare, Kepler'in kanunu. Tüm X1 Venüs olsun, X2 Dünya olsun, X3 Mars olsun, tümü için geçerlidir. Bu tümdür. Bu tümden yola çıkıp Dünya bir gök cismi olduğuna göre Kepler'in yasaları ile uyumlu hareket eder. Buradan yola çıkıp Dünya da buna uyumlu hareket eder tüm gök cisimleri dememiz bu tümdür, bu özeldir. Bu geneldir, bu parçadır. İşte bu genelden parçaya, bütünden özele gitmektir ve doğru cevap A'dır. Evet, bu soruyla 105 ile ilgili sorusu olan sorabilir. 106. Fen bilimleri öğretiminde kavram öğretimi için kullanılan materyallerden biri de anlam çözümleme tablolarıdır. Anlam çözümleme tablolarının temel kullanım amacı hangisidir? Nedensellik ilişkisi koruma, tüme varım, ayırt etme ve yazmamışız ama genelleme becerisidir. Kavramlar arasında ayırt etme ve genellemeyi kullanır. Kullanır demeyelim. Öğretir. Kullanır bir anlamda. Onunla öğretim yapar. 2018'de güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programı ile ilgili doğrusal programlama esas alınmıştır. Yalan. Konu alanları ile yapılandırılmıştır. Doğru. Kök değerlere ve yetkinliklere yer verilmiştir. Doğru. Yani bilgi düzeyinde bir soru ama böyle sorular da soruyorlar. Geçtik. 108. Yukarıda hangileri teori tipi bilgi olarak tanımlanır? Sıvılar her yöne eşit miktarda basınç uygularlar. İlke veya birisi çıkıp buna yasa dese ona da itiraz etmem. İlke de olabilir, yasa da olabilir. Zaten ilkelerle yasalar arasında çok güzel bir bağlantı vardır. Mesela Galileo'nun kinetik demeyelim, mekanik diyelim. Mekanikle ilgili etki tepki yasası falan o biraz önce söylediğimiz şeyleri ilke olarak Galileo ortaya koymuştur.
Galileo'dan sonra o ilkeleri Newton mesela formülize etmiştir, yasa haline dönüştürmüştür. Elektronlar orbitaller üzerinde yer alır. Bu teoridir, kurmacadır ve değişti zaten. Elektronlar üzerinde değil, bulut halinde falan diyorlar şimdi de. Benim çocukluğumda orbitaller üzerindeydi. Efendim, gazlar sıkıştırılabilir maddelerdir. Bu gözle görebilir bir olgu olaydır, sıkıştırılabilir. Mesela balonu elime alıyorum, çocukların şişirdikleri uçan balonu, sıkıştırıyorum, sıkışıyor işte. Ondan sonra böyle bayağı sıkıştırıyorsun yani. Ondan sonra sıvılar sıkıştırılamıyor. Sıvıların sıkıştırılamamasından hidrolik frenleri üretiyorlar ama gazları sıkıştırıyorlar. Gazların sıkıştırılmasından da bir sürü teknoloji üretiyorlar. Efendim, bu olgudur, bu teoridir. Bunun da doğru cevabı B'dir. Efendim, geçtik. 109. Bazı bitkiler asitik toprakta sarı, bazik toprakta kırmızı renkte çiçek açabilmektedir. Öğretmenin fen bilimleri dersine verdiği bu bilgi indikatör, modifikasyon, mutasyon kavram öğretiminden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Böyle bir soru fende de, biyolojide de sorulmadı. Ben ürettim. Hadi bakalım, çok merak ediyorum cevabını. Orijinal bir soru. C diyen var. Ondan sonracıma Burak E demiş. B diyen var. Var, var, var. Şimdi bu kesinlikle bir kere bazikliğin ve asitikliğin bir indikasyonu, görüngüsü. Infection, indication dediğimiz bir yansıma. Modifikasyon, çok güzel bir modifikasyon örneği. Ben bıktım ya şu Himalaya tavşanlarına milletin örnek vermesinden. Şöyle değişik değişik örnekler bulun da bak, ben bunu map kitabından buldum. Ondan sonra birisine modifikasyon diyorum, Himalaya tavşanları diyor, çuha çiçeği diyor falan filan. Ondan sonra hep aynı örnekler. Biraz değişik bir şeyler olması lazım. Ama bu mutasyon değildir. Çünkü bu durum bu çiçeklerden sonra nasıl söyleyeyim size, yavrulara geçmeyecektir bir. Tamam, yavrulara geçmeyebilir. Hocam buna ikna olmadım diyebilirler. İkna olacakları bir şey söyleyeyim. O çiçeği al, toprağını değiştir, kırmızıysa sarıya dönecek. İşte bu modifikasyon olduğunu, mutasyon olmadığını göstergesidir. Doğru cevap 1 ve 2'dir. Doğru cevap C'dir. Efendim, Nur soruyor. Buyur Nur. Mikrofonum açık, konuşabilirsin. Açık değil mi sesler ya? Ha, yazacakmış. Asitik ve bazik dediği için mi indikatör? Ya ama indikatör ne demek yani şimdi? Şimdi indikatör, indication, ayraç, ayırt edici. Ondan sonra bazı bitkiler asitik toprakta sarı, bazik toprakta kırmızı renkte. Fen bilimi öğretmeni buna verdiği bilgi, kavramlar hangisinin öğretiminde kullanılabilir? Mesela biz turnusol kağıdını bir indikatör olarak tanımlıyoruz değil mi? İşte burada da bir indikasyon söz konusu. Onu demek istedim. Aha, ha, anladın. Tamam. Sıkıntı yok. Efendim, geçtik. 109. 3 tane öncülü vermiş. Yukarıdakilerden hangileri fen bilimi öğretiminde model ve modelleme olarak tanımlanır? Analojiler model ve modellemedir. Periyodikten modellemedir. Kitapta yer alan hücre cisimleri modellemedir. Ondan sonracığım, bunların hepsi modellemedir. Peki modellemenin zıttı nedir? Gerçektir. Mesela burada 4 diye bir elektrik devresi modelleme midir dese, elektrik devresi modelleme değildir. Gerçeğin ta kendisi. Çünkü elini soktuğu zaman çarpıyor. Gerçek elektrik olduğu için modelleme değil. Gerçeğin ta kendisi. 111. Bir laboratuvar. Birisi bir şey soruyor. Beyza Hoca diyor ki, hocam açıklama diyor ama. Bakalım ne diyormuş. Analojik açıklamalar diyor. Evet. Açıklamalar modeldir. Sıkıntı ne Beyza, anlamadım. Ya şöyle, ya mikrofonu aç tam anlat derdini anlayayım ya da yazacağım. Bekleyeceğim, yapılacak bir şey yok. Mikrofonun var mı? Hocam model deyince böyle daha çok... Şöyle konuş da duyalım Beyza ya. Daha çok iç boyutlu... Dur, bir dakika dinleyemedim seni. Dur bir frene bas. Beyza, sen nereden katılıyorsun? Benim yüz yüzeyden öğrencim misin? Bir söyle bakayım bana. Hocam Kütahya PGM'den, yüz yüze hiç denk gelemedik maalesef. Tamam. Merhaba Beyza.
Evet. Ama sonuçta benim öğrencimsin. Kütahya'ya hiç gidemedim. Herkes için söylüyorum bunu. Beyza'ya söylemiyorum. Gidecektik fakat pandemi başladı. Kütahya, Afyon ve Eskişehir gruplarına ortak fen eğitimi yaptık ondan sonra. Oradan tanışıyoruz Beyza'yla. Buyur dinliyorum Beyza seni. Hocam modelleme deyince hani daha çok böyle üç boyutlu bir ürün ortaya koyma gibi bir şey canlanıyor niyeyse hep benim kafamda. O yüzden analojik açıklamalar dediği için çok uygun tamam, olmaz anladım. Diye düşünüyorum. Tamam, adım adım gidelim. Üç boyutlu modeller dedim. Şimdi herkese soruyorum. Herkese soruyorum. Herkes yazabilir, cevap verebilir. Beyza da söyleyebilir. Bir sürü şey anlatacağım burada. Bir, koronavirüs için Allah göstermesin böyle test için ağızdan, mukozadan tükürük alıyorlar falan. Bu alıyorlar, test ediyorlar falan. Bu model midir, numune midir? Numune. Gerçek midir? Gerçek, numune. Ha, gerçeğin bir parçası olarak numunedir. Güzel. Bir kere gerçeği ve numuneyi ayırdık. Koronavirüsün kendisi bizi hasta ettiğinde Allah göstermesin. Gerçek mi, model mi? Gerçek. Gerçek. Güzel. O aşıların içindeki zayıflatılmış veya öldürülmüş koronavirüs veya başka virüsler. Gerçek mi, model mi? Gerçek. Çok güzel. Peki analojik açıklamalar gerçek mi, model mi? Mesela ben elektriği şuna benzetiyorum. Diyorum ki elektriğin akım ve potansiyel farkı bir akarsuyun içindeki suyun debisine benzer. Debi arttıkça şu azalır falan diyorum. Bu akarsuyla ilişki kurmam elektrik için bir gerçeklik mi, modelleme mi? Modelleme. Çok güzel. Tamam hocam. Ha, bunu anladık bir. Sadece sana açıklama yapmak istemedim. Neden? Sen benim huyumu anladın artık. Ben bir şey anlatıyorsam sadece sana değil. Bu sıkıntı bir sürü öğrencide oluyor. Onun için. Şimdi bu ders bittikten sonra benim YouTube'a yükledik. Bu analojilerle ilgili hatırlamıyorum 7. 8. ders olabilir. Oraya bir bak. Orada şöyle bir şey yazıyor. Gerçek bir tarafa, modelleme bir tarafa. Neler modellemedir? Bir, analojiler modellemedir. Bütün analojiler modellemedir. İki, iki boyutlu çizimler modellemedir. Üç, üç boyutlu çizimler modellemedir. Ondan sonra başka ne modellemedir? Animasyonlar modellemedir. Ondan sonra bir soru çözerken benim çizdiğim şeyler modellemedir falan. Ha, bir de formüller modellemedir. Ha, yaşa ya, bak Nur'a bak ya. Ben daha formül demeden oraya yazdı. Helal olsun. Tamam. Tamam Beyza, kaybolma, oralarda kal, tamam mı? Ara sıra konuşuruz. Tamam hocam. Hadi görüşürüz. Efendim geçtik bunu da. Bir laboratuvar yaklaşımının buluş yöntemine dayanması için. Bunlardan hangileri doğrudur diyor. Bir laboratuvar yönteminin buluşa dayanması için deneylerin bir ilke ve kavrama ulaşmak için yapılması gerekir. Doğru. Deneylerin öğretmenin anlattığı yasayı ispat ettiğini göstermek için yapılır. Hayır, bu sunuştur. Deneylerin bilinen ilkeleri test edilmesi deneylerin bilinen ilkeleri test edilmesi için. Bu da sunuştur. Doğru cevap A'dır. Bir inceleyin bu soruyu. Sorusu olan varsa sorsun. Bu da orijinal bir soru. Değişik olmuş, güzel olmuş bence. Bu soruda şunu anlatıyor. Buluşun özelliği çocuğa bir şey buldurmaktır. Sunuşta ise bilinen bir şeyi söyleriz, sonra da onu gösterir, ispat ederiz. Efendim geçtik. 112, 2018 Fen Bilimleri programında yer alan sarmallık ilkesine dayalı olarak fiziksel olaylar alanında aşağıdaki konulardan hangisinin daha üst sınıflarda yer alması gerekir? Potansiyel farkının akım şiddetine etkisi, Ohm yasasının tanıtılması, ampul parlaklığı ile pil sayısı arasındaki ilişki, statik elektrik falan filan. Vallahi bu baya baya kazanım sorusu. Böyle sorularda iki ya da üç defa sordular. Statik elektrik ve elektroskop 8. sınıftadır. Ohm yasasının tamamen tanıtılması 7. sınıftadır. Diğerleri daha alt düzeydedir. Doğru cevap da D'dir. Böyle soruları ben çok kazık buluyorum. Baya kazanımın sıra düzenini bilmek gerekiyor. Biz Sabir'e uğraştığımız için artık şey yaptık ama zor. Son soru, bunu çözüp teneffüse gidiyoruz. Bilimsel süreç becerileri dikkate alındığında aşağıdaki aşamaların hangisi deneysel bir çalışmada daha sonra
yapılması gerekir. Malzeme seçimi, deney tasarlama, verileri ölçme, operasyonel tanımlama, hipotez kurma, operasyonel tanımlamadır. Ha, bu operasyonel tanımlamayla da ilgili bir şey anlatayım size. Yahu çabucak söyleyebilirim bunu. Yahu bana kaç kişi yazdı? Ya millet acayip bir durum var. Operasyonel ya hiç mi bakmıyor hocalar Allah aşkına? Şu ÖSYM sorularına bir bakın. Bilimsel kitap okumuyorsanız da ÖSYM sorularına bakın. Hocalar yazmış yani notlarda çocuk defterinde gösteriyor bana. Hocam diyor operasyonel tanımlama insanın akciğerleri gibi bitkilerin solunum yapması falan filan analoji kurmak operasyonel tanımlama yapmakmış. Yani şöyle yazıyor orada. Çocuk defterine yazmış. Kim olduğunu bilmiyorum. Hocayı da tanımıyorum. Bilmiyorum. Hocayı da bilmiyorum. Ama üst üste 3 öğrenci gösterince dikkatimi çekti. Operasyonel tanımlama şuymuş. Değil tabii de. İşte bitkilerin akciğerlerimiz gibi solunum yapması falan filan bir analoji kurmuş. Bu operasyonel tanımlama. Hayır arkadaşlar. Operasyonel tanımlama fizikte 2 defa sordu. Dedi ki bir arabanın ne kadar benzin yaktığı, kaç kilometre bunun matematiksel ilişkisinin bulunması operasyonel tanımlamadır, iş tanımlamasıdır. Doğrusu da budur. Öyle bir yanlışlık var piyasada. Onu da belirtmek istedim. Evet, stop share diyelim. Arkadaşlar kapatıyoruz. 15 dakika sonra, 15 dakika, 10 dakika değil, 15 dakika sonra ondan sonra tekrar yayına gireceğiz. Görüşmek üzere.